Merhaba gençler. Bugün yine bir videoyla beraber karşınızdayım. Bugün Linux'un kurulumunu inceleyeceğiz. VMware Workstation'ın kurulumunu inceleyeceğiz. İlk önce VMware'e bakalım. Bu nedir? Biz sanal makine kurmamıza yarayan programdır. Yani işletim sistemini herhangi bir Windows, herhangi bir Linux fark etmez işletim sistemini VMware çalıştırabilir. Yani bilgisayar içinde bilgisayar oluşturabilir. Bu yüzden VMware'e ihtiyacımız var. Onu indirip kurulumu çok basit. Next, next, next bu kadar. Onu açıyoruz. Ve ardından Linux sitesine giriyoruz. Ve buradan Download seçeneğine geliyoruz arkadaşlar. Download Linux diyoruz. Ve buradan Kali 64 bit ve 32 bit. Mimari hangisi ise onu seçiyoruz. Ben 64 bit ISO'lara dikkat edelim. ISO'lardan indiriyoruz. 64 bit ISO'yu indirdim ve bilgisayarımda hali hazırda var. Şimdi programımıza yani VMware Workstation'a geçelim. Burada neler yapacağız? Şimdi geliyoruz ve ilk olarak Create a New Virtual Machine diyorum. Buradan Next diyerek başlıyorum. Bir disk image'i seçiyor benden ISO dosyası. Ben de seçili olarak vardı. Siz de Browse diyerek Linux'u indirmiş olduğunuz Linux hani 64 bit falan dediğim sitesini gösterdiğim yerden Browse ederek bunu seçiyoruz. Next dedim Linux seçtim. Ben 64 bit indirdiğim için 7x64 seçtim. 32 bin indirdiyseniz 7x sadece seçin. Next diyorum ve isim koy diyor makinana. Ben ismimi şu şekilde koyuyorum. Ve tekrar next diyorum. Benden bir hard disk belirlemeni istiyor. Tabii ki de bilgisayarda hard disk olmalı. Burada biz split yani split ne demek? 10 GB doldu ama bilgisayar hata vermiyor. 10 GB, 11 GB, 12 GB yavaş yavaş işlem yaptıkça şişmeye devam ediyor. Orada duruyor. 10 GB'tan ileri gitmiyor. Ben split diyorum. Olur da hani 10 GB'ı açtığımı fark etmem. İşlemim yarıda kesilmez. Burada Customize Hardware diyerek burada ben RAM'imi belirliyorum. Ben 1 GB yaptım RAM'ine. İşlemci kısmına geldiğimizde çekirdek kısmına ben buradan 2 diyorum. Ve Network Adapter. Arkadaşlar burayı incelememiz gerekiyor. Burası nedir? Şimdi burası bir Network Connection. Yani internet bağlantımız, ağ bağlantımız burada görüntüleniyor. Şimdi arkadaşlar. Burada NAT seçili olarak geliyor. Şimdi Bridge'ı seçtik. Varsayalım. Bridge'ı bazı işlemlerde seçeceğiz çünkü bunu da bilmeliyiz. Bridge bilgisayarımız ve workstation arasında network'ü köprü oluşturur. Ve bu köprü ile bilgisayarımızla alınan IP adresi de aynı diyelim. Tabi farklı protokoller işleniyor. Ama aynı. Farklı protokoller var sadece. NAT ise workstation'ın verdiği IP adresi yani farklı bir IP adresi alır. Bu çok iyi. Burayı kapadım. NAT'tayız şu an. Finish dedim. Ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Power diyorum. Yani gücümüzü ver diyorum. Ve şu anda bekliyorum. Arkadaşlar videolarımızın devamının gelmesini istiyorsak lütfen sizler de videolara destek olmayı unutmayalım. Abone olmayı, beğenmeyi, başlıklara böyle bir şuka atmayı unutmayalım. Hani herkes görsün. Yararlanalım bunlardan. Devam edelim biz. Buradan AMD64'ü seçiyorum ben. Yani bir live bundan alternatif kurulum yapacağım. Şu anda kurulumu yapıyor. Bizim yapmamız gereken pek bir şey yok bundan sonra. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar bir de hani sadece şunu şöyle düşünmeyin. Ya biz hacker nasıl olacağız abi bu senelerini veriyor millet. Arkadaşlar biz burada bunu olmanızı beklemiyoruz sadece. Ben burada bu videoları yaparken bile yeni yeni şeyler öğreniyorum. Sizler bir de hiçbir şey bilmediğiniz yani varsayıyorum şu anda. Yeni yeni şeyler eklersiniz. Yani şu anda Linux kurmayı öğrenmiyorsunuz. Şu anda VMware Workstation'ın sanal makine olduğunu, sanal makine kurulumuna yardımcı olduğunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar onu da söyleyeyim yani şu anda sanal makine kurulan program buymuş. Aracımız buymuş. Bunu öğrendik. Bu önemli bir şey. Ben buna Windows'da kurarım. Windows 7'de kurarım. Mac'de kurarım. İstediğim kafama göre her şeyi kurarım ben buna. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bakın burada üstüne tek tıkladım. Şu anda makinenin içindeyim. Burada bekleyeceğim dediğim gibi. Bakın ve açıldı. Bakalım bir sorun sıkıntı var mı? Yok. Arkadaşlar bu bir işletim sistemi. Kali Linux. Geldi böyle solla popüler uygulamalar
Ve application kısmında ise tıkladığımızda yüzlerce buradan web aplikasyonlarından, database saldırılarından, şifre saldırılarından, bu hani wireless diyoruz ya, şifre kırma falan. Onlardan tutun da setalkitlere, sniffingler, spoofingler, yani her şey var aklınıza gelecek. Bunları da inceleyeceğiz. Yani işimize yarayanları inceleyeceğiz. Göz gezdireceğiz. Şimdi bir kişiselleştirme yapalım. Buraya gelelim ve seçenekler kısmına, ayarlar kısmına gidelim. Burada bir klavyemi Türkçe yapayım. Şu anda İngilizce, yani Ş'ye, İ'ye olmuyor. Language diyorum. Language'e giriyorum. Tabi girebilirsek girdik. Şuradan ülkemizin ismini yazdım. Sıkıntı var. Pardon, özür dilerim. Ben language'e tıktım. Kusura bakmayın. Artı diyorum buradan. Ve buradan Türkiye kısmına geldim. Add dedim. İngilizce eksiliyorum. Şöyle kapattım. Çok güzel. Şimdi sağ tıklıyorum. Open Terminal veya burada da terminal var. Herhangi biri. Terminali açtım. Şimdi arkadaşlar, terminal nedir? Videolarda hep görüyoruz ya, şöyle şöyle tak tuk tak tuk diye yazıyorlar. Ve sonra bir basıyorlar, hop internet, elektrikler gitti falan böyle. Güzel bir olay. Bunu nasıl yapıyorlar? Onlara pek inanmayın ama şu olay var arkadaşlar. Bu root, ya özür dilerim, terminal denilen olay işte bu kodları yazdığımız, sisteme geçirdiğimiz, araçları kullandığımız bu terminal. Bu bizim çok işimize yarayacak. Buradan zaten biz bazı satırlar, yani kodlar, neler ne yapıyor, alternatif kodlar, onları da öğreteceğim diğer videomuzda. Mesela if config diyerek, yani IP config var ya hani şeyde, Windows'ta. Burada da if config şu anda Ethernet 0 girişimde gelen internetin, bağlantımın broadcast yayınını, IP adresimi, IPv6 ağını görebiliyorum. Paketlere kaç byte olduğunu hepsini görebiliyorum. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Benim ETH 0, Ethernet 0 girişime gelen bağlantı gayet doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunu öğrendim. Aslında bu bilgisayarın %90'ının çalıştığının doğru bir şekilde kanıtı. Arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Sizler de bunları kurun. Ben altta bütün indirme linklerini vereceğim. Linux, VMware ve çalışma PDF'lerini de aşağıya atacağım bu videoyla alakalı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videoda. Bay bay.